TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel Programı ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta Gündem Özel Programı'nda gündeme dair önemli konuları, gelişmeleri konuşmaya gayret ediyoruz. Özellikle gündemde ne gibi gelişmeler var? Gelişmelerin detayları nedir? Neye doğru gidiyor memleket? Bununla alakalı konuşmaları, değerlendirmeleri yapıp ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Bugün çok kıymetli, çok farklı bir program yapacağız. Genç yeteneklerimiz var değerli izleyenler stüdyomuzda ve bu genç yetenekleri sizlere tanıtmak istiyoruz. Neden? Genç yeteneklerin çok güzel projeleri var, çok güzel çalışmaları var. Henüz lise öğrencileri tam da şu aşamada, özellikle gelinen noktada üretim noktasında neler yapılabilir, çalışmalar noktasında neler yapılabilir? Gençlerimiz, bizim Türk evlatlarımız istediği zaman neler yapabilir? Bunları şu anda konuşacağız ve yaptıklarını da tek tek ekranlarınıza taşıyacağız. Çok önemli çünkü programımız, çünkü gençler özellikle gelinen bu son zamanda maalesef sıkıntılı, sorunlu süreçler yaşayabiliyorlar. Ancak üreten gençlerimiz, üreten memleketimiz olduğu sürece her zaman ülkemiz hem kazanacak hem de daha ileri noktalara gidecektir diye düşünüyoruz. Ve bu genç yeteneğimizde, 3 genç yeteneğimizde efendim önemli çalışmalar yapıyor. Roket yapıyorlar, birçok projede yer alıyorlar, resim yapıyorlar, müzik çalışmaları var, birçok anlamda çalışmaları var. Hepsini dinleyeceğiz. İsteyince neler oluyor, neler yapılabiliyor dinleyeceğiz. Ekranlarınıza taşıyacağız değerli izleyenler. Hemen sözü fazla uzatmadan, ki biraz uzattım ama gençlerimize söz vermek istiyorum. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Pırıl pırıl gençler maşallah. Benim için çok heyecanlı bir yayın oluyor. Bizim gerçekten de öyle. Tabii sizin için de öyledir ki zannediyorum ilk yayınınız. Ama evet. İlk yayına çok erken başladınız. Seninle röportaj falan verirken görüyordum bir iki kez. Aktif çalışıyorsun Sercan abi. Tebrik ederim. Yalçın. Abi. Ama dediğimiz gibi bu yaşta, genç yaşta yapmış olduğunuz projeler, çalışmalar önemli. Burada var. Birazdan arkadaşlarımız ekrana taşıyacaklar, ekrana getirecekler. Orada göreceğiz. Projelerinizi, çalışmalarınızı hem izleyicilerimiz hem de ben merakla bekliyoruz. Bakalım neler var. İsteyince bizim gençlerimiz, evet. Öyle mi? Evlatlarımız, sizler neler yapabiliyorsunuz? Size imkan verilince ne gibi çalışmalar ortaya çıkıyor? Bunların hepsini göreceğiz ve özellikle bundan sonra genç kardeşlerimize de, akranlarınıza da yapması gerekenler noktasında sizler fikir beyan edeceksiniz. Evet. Değil mi? Aynen. Evet, hemen tanıyalım. İlk başta Mehmet Fırat Dumlu. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Mehmet Fırat? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 10. sınıfa geçtim. Hangi lisedesin? Sema Yazar Anadolu Lisesi'ndeyim. Dersler iyi mi? Ya idare eder. İyi bakalım. Tahsin Efe Karaköse de bizlerle birlikte. Tahsin hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sen hangi lisedesin? Ben Sami Yangın Anadolu Lisesi'ndeyim. Kaçıncı sınıf? 11. sınıfa geçtim. Feza Kuşları'nda genel kuruculuğunu yapıyorum. Genel kuruculuğunu yapıyorsun? Yok, kurucu genel. Şu an bu az önce biraz sonra anlatacağın projenin kurucu genel başkanlığı mı oluyor? Ne oluyor? Evet, kurucu genel yöneticisi mi gibi bir projenin çalışmanız var. Zaten onu da dinleyeceğiz. Kayseri Valiliğin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle şu anda gündemde olan ve sizlerin önemli bir projesi olan çalışma. Birazdan zaten detaylarını senden dinleyeceğiz. Ve Mustafa Bayer bizlerle birlikte. Mustafa efendim, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Hangi lisedesin? Sen ben, kaçı sınıftasın? Anlat bakayım. Sami Yangın Anadolu Lisesi'ndeyim. Bu sene 9'dum. 10. sınıfa geçtim inşallah. Tahsin abiyle zaten okuldan tanışıyoruz kendisiyle. Arkadaşlığımız, yol dostluğumuz oradan başladı. Ve Feza'nın da Feza Kuşları'nın genel organizatörlüğünü yapıyorum. Bugün inşallah derdimizi anlatacağız. TV1 ailesine de çok teşekkür ederiz. Gençleri dinlediği için, dertlerimize hani ortak olduğu için. Bizim için zaten önemli olan biz bir kendimizi açalım insanlara, derdimizi anlatalım. Bizi dinlesinler, gerisini inşallah hallederiz. Derdiniz yok Allah'ın izniyle. Dert niye olsun? Bizim çalışmamız var, projemiz var değil mi? Evet. Dert varsa biz çözeriz Allah'ın izniyle. Mustafa rahat ol. Derdimiz yok Allah'ın izniyle. O şekilde söyleyeyim. Güzel. Bugün keyifli bir yayın olacak. Işıl ışıl gözleriniz parlıyor. Işıl ışıl burada gerçekten ışık saçıyorsunuz. Ve özellikle yapabilme noktasında heyecanınız gerçekten iri ve diri. Umarız sizler için çok iyi olacak. Bakalım ne olacakmış, ne yapacakmışsınız detaylı konuşacağız. İlk başta şimdi Feza Kuşları'nı hep dile getirdik. İsterseniz bununla başlayalım. Kurucusundan başlayalım. Tamam. Tahir Efe, Tahsin Efe bize bir anlat bakalım. Nedir Feza Kuşları? Feza Kuşları genel olarak şu anda Kayseri'yi kapsayan ve ileriki dönemde de Türkiye'ye yayılmasını beklediğimiz bir gençlik topluluğu, öğrenci topluluğu, gençlik hareketi de denilebilir. Biz bu kapsamda genç arkadaşlarımızla beraber
izlediğimiz yol akran eğitimi üzerine. Yani her ne kadar akranlarımız bizi mesela kötü de etkileyebilse, aynı şekilde iyi de etkileyebiliyor. Tabii. Ve bunu biz kendi atölyemizde, kendi çalışma alanlarımızda bunu pek tabii görebiliyoruz. Şu anda bilgi çağında olduğumuz için gençlik olarak, yani şu anda bilgiye ulaşmamız çok kolay. Mesela şu anda mesela bir üniversite öğrencisinin öğrendiği bilgiler de internete yükleniyor. Bir lise öğrencisinin öğrendiği bilgiler de internete yükleniyor. Yani bilgi her zaman elimizin altında olan gençler olduğumuz için biz bilgiyi doğru kullanma yoluna gidiyoruz. Yani her türlü bilgide, mesela matematikte, fizikte, aynı zamanda teknik alanda, edebiyatta, sanatta, her türlü alanda bizim yapmak istediğimiz belli başlı projeler var ve erkenden de başlamak istiyoruz. Birazcık da o tabiri caizse işte o delikanlılık dediğimiz dönemleri yaşadığımız için erkenden enerjimiz tamken bu işlere zamanımızı ayırıp ülkemiz için, gençliğimiz için bir yol göstericilik, bir akran rehberi olmak istiyoruz. Yani tabii ki de şu anda işte ben genel başkanım diyorum, arkadaşımız organizatörüm diyor falan filan. Ama aslında Feza'nın içinde böyle bir ayrım yok. Ben kimsem, o da o. Şu anda sadece yaptığımız işte bizim birazcık daha sorumluluğumuz fazla. Aynı şekilde bizim ben bu Feza'yı kurarken arkadaşlarla biz 5 arkadaş kurduk. İkbal Elif Karakaya, Melih Kahya, ben, Musa Salim Doğan ve Erdem Hayta. Feza'nın isim babası da Erdem Hayta'dır. Kendisinin yazdığı müthiş bir şiir var. Oradan böyle gençliği hicveden bir şiiriydi. Oradan bir isim bulduk. Daha sonra zaten bizim mahlasımız genel olarak Kayseri'de de kuştur. Mesela roket takımında kuşçu olarak girdik. FNC'de işte Lagari diye bir roket takımımız ayrıca var. İşte İHA takımlarımızın çoğu kuş ismidir. Yani mahlasımız da kuş olduğu için dedik ki bu Feza kuşları diyelim dedik. Ve bu şekilde bir yola başladık. Tabii ki de kuruculuğunu yaptığımız bu işte arkadaşlarımız 12. sınıf oldular. Şu anda benim kadar çok etkin katılamıyorlar. Ben onlardan bir yaş küçüğüm, 11. sınıfım. Çok etkin katılamadıkları için genel başkanlık da bana düştü. Arkadaşlarımız kendi alanlarında hala öbür arkadaşlarımıza yol göstermeye devam ediyor. Yani bu saydığım arkadaşlara baktığınız zaman bir tanesi işte İHA'nın yazılımını yapıyor, öbürünün yazılımını yapıyor, birkaç birinciliği var, işte her türlü sanat alanında eserler vermiş, çok yönlü arkadaşlar. Ve hepimiz farklı okullardanız. Yani bir arkadaşımız Ankara'da Osmanlı Ulubaş Fen Lisesi'nde var. İşte ben Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde, aynı şekilde Melih'te, işte Baldöktü'de var bir arkadaşımız. Yani farklı okullardan gelerek biz bu şekilde bir sistem kurduk. Çünkü bilginin yayılım hızı da önemli. Yani nasıl desem, Baldöktü'de kurulan bir roket takımının önem verdiği, mesela bir aviyonik sistem dediğimiz sistemler vardır. Aviyonik sisteme onlar önem verir, orada gelişir. Biz mesela aerodinamik sistemlere önem veririz, orada gelişiriz. Ve o tarafta gelişti, biz bu tarafta geliştik. İki tarafı birleştirdiğimiz zaman daha güçlü bir sirkülasyon oluşuyor ve işte biz de buna tabirimizde akran rehberi diyoruz. Yani o bize bilmediğimizi öğretiyor, biz ona bildiğimizi öğretiyoruz ve bu şekilde bir sirkülasyon yaratıyoruz. Ve bunu bütün Kayseri'de, bütün okullarda, bütün öğrencilerin katılımını sağlayabileceği, işte yok meslek lisesiymiş, yok işte herhangi bir Anadolu Lisesi, Ömer Ailesi'ne mi? Yani bütün okullardaki arkadaşlarımıza biz bunu sunuyoruz. Yani gelin hep birlikte öğrenelim. Yazılımsa yazılım, yapay zekasa yapay zeka. Şu anda yapay zeka üzerinde çalışan arkadaşlarımız var. Hala çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnşallah yakın zamanda Feza'nın kendi yapay zekasını da çıkarırız. Aynı şekilde otomatik kayıt sistemlerimiz var. Web sitelerimiz var. Şu anda birkaç sıkıntı var web siteleri konusunda ama onun dışında oyun yazan arkadaşlarımız, kendi roketlerini, kendi İHA'larını, kendi elektronik araçlarını, her türlü şeyi tasarlayabilecek düzeyde olan arkadaşlarımız var. Aynı şekilde edebiyat alanında birçok hikaye, birçok romanımız var. Hatta o kadar çok romanımız var ki arkadaşlar yazmışlar, ayırt etmekte zorlanıyoruz. İşte dergimiz var, Kum Saati. Bunu Sami Yangın'da başlattık. Daha sonra Feza içine aldık. Betül Muğnise Kartal ve Zeliha Yıldız öncülüğünde çıkardığımız bir dergi. Ve bu şekilde biz
bir öğrenci topluluğu, bir öğrenci hareketi olarak aşağıdan gelen nesile sürdürülebilir bir şekilde. Yani buradaki temel kavramların her ne kadar biri akran eğitimi ise diğer temel kavramımız da sürdürülebilirliktir. Yani ben gittikten sonra arkamdan gelen adam benden iki kat daha donanımlı olması gerekiyor. Ve bu şekilde bir sistem oluşturduk ve burada ilerliyoruz inşallah. Evet, yani çok güzel. Yani efendim biz Kayseri'de kendi alanımızda kendimiz olarak sadece bizler işte bir TÜBİTAK'mış gibi sanki, doğru mu? Evet. Bir böyle geniş bir projeymiş gibi insanları bir araya getirerek, öğrencileri, gençleri bir araya getirerek onlarla birlikte fikir alışverişi içerisinde. Tabii. Projeyi anlatıp, proje dinleyip, proje üretip, eksik dinleyip, kapatıp, işte bilgiyi dağıtarak, yayılarak vesaire vesaire çalışmalar yapacağız. Ve biz gençliğimizi daha iyi noktalara gelmesi için tabii, daha da bilgili, donanımlı, kendini geliştirmiş olması için mücadele veriyoruz diyorsun. Evet, değil mi? Evet. Tahsin Efe. Gerçekten çok güzel. Çok da güzel anlattın. Çok da güzel ifade ettin. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir alanda kendinizi yetiştiriyorsunuz. İlerliyorsunuz. Umarız sizin için daha iyisi olur. Ben net söylüyorum. Daha iyisi olacak. Emin olun. İnşallah. Yani sizin İnşallah. Bu ışıltınızla, bu güzel gidişatınızla daha güzel şeyler olacak. Biz de burada sizin destekçiniz olacağız. Tamam. Şimdi Mustafa sen anlat bakalım. Seni dinleyelim birazdan. Efendim, sen neyi ifade ediyorsun bu projelerle, çalışmalarla? Nasıl bir yola gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Öncelikle konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Biz burada iç kişiyiz. Hani bizim bu feza kuşları hareketimiz 100 kişilik pırıl pırıl hareketli eğlenceli gençler. Biz burada evet biz buradayız. Onlar adına konuşuyoruz. Hani birlikte yol yürüyoruz. Hepimiz samimi çok birer güzel arkadaşız. Şimdi ben kendim değil de onların adına fezayı anlatacağım. Amacımızı anlatacağım. Biz niye kurulduk? Burada niye geldik? Amacımız ne? Onlardan bahsedeceğim. Başlıyorum. Bu iş şöyle başladı efendim. Öncelikle bizim daha ben okula gelmeden bundan yaklaşık 2 yıl önceydi. Bizim Kuşçu Roket Takımı diye Tahsin abinin bahsettiği arkadaşların kurduğu roket takımları vardı. Bu roket takımları bakmışlar Kuşçu Roket Takımı. Bazen üniversitede kalmak zorunda kalmışlar. Dersleri aksamış, sınavlardan hani kötü notlar aldıkları olmuş. Mücadele etmişler. Türkiye finallerine kalmışlar. Daha sonra bunu beğenen arkadaşları olmuş. Demiş ya biz de proje yapalım. Daha sonra okula biz geldik. 9. sınıf olduk. Batuhan Karakuzu kaptanlığında güzel bir kuşçu roket takımı kurduk. Daha sonra o roket takımında bazen dersler aksadı. Bazen hani sıkıntılar oldu. Ama eğlendik. Kendimizi geliştirmeye odaklandık. Bir amacımız vardı çünkü. Türkiye finallerine kalan tek devlet okulu oldu bu roket takımımız. Çok güzel. Daha sonra ya Tahsin abimiz bahsetti. Dergi çıkarıldı. Dergiye katılmak isteyen, yazı yazmak isteyen, bir şeyler yapmak isteyen gençler çoktu. İHA projeleri çıktı. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen. Sonra müzik, edebiyat derken dedik ki ya biz Feza Kuşları diye bir şey kuralım. Bunun Feza Kuşları adı altında projeleri yönetelim. Sadece Sami Yangın'a hitap etmesin. Tüm Kayseri'deki liselere, tüm Kayseri'deki öğrencilere hitap etsin. Ve Feza'nın benim için en önemli özelliği tamamen gençler tarafından kurulmuş olmasıdır. Çünkü biz bu gençler yapıyor ve şöyle efendim hani Aristo'nun Eyüptron kitaplarında Platon'un Sokrates savunmasında bir hani bir sözü vardır. Dine uygun olan şeyler mi Tanrı'nın sevdiği şeylerdir? Tanrı'nın sevdiği şeyler mi dine uygundur adlı bir diyaloğu vardı. Ben de şöyle soruyorum hani bununla bağlantı olarak. Biz genç olduğumuz için de böyle projeler yapıyoruz gençliğin yararına. Yoksa gençliğin yararına projeler yaptığımız için mi genciz? Bana sorarsanız ikinci şık. Biz gençliğin yararına projeler yaptığımız için genciz. Onların faydasını gözetiyoruz. Anlıyoruz birbirimizin derdini. Ve şimdi o zaman az çok amacından hani gidişattan bahsettim. Üye sayımız dediğim gibi 100'e yaklaştı hani Kayseri'nin çeşitli okullarından. Valimizle görüştük. Sinan Şef çok teşekkür ederiz Sinan Şef'e. Bizle ilgilendi, yardımcı olacağını belirtti. Hani herkesin yapacağı bir iş değil. İl Milli Eğitim Müdürümüz ilgilendi. İl Milli Eğitim'de misal Ümit Söğüt diye bir abimiz vardı. Güler yüzlü oldu bize. Derdimiz dinledi. O güler yüzü inanın ben 60 yaşına geleceğim, çocuklarıma anlatacağım. Ya böyle bir abi vardı, bana güler yüzlü davrandı diye. Çünkü bu yaşlarda bizim için hani bizim derdimizin dinlenilmesi, güler yüzlü olunması gerçekten çok önemli şeyler. Burada Feza Kuşları'nın afişini gösteriyoruz.
afişte ne anlatmaya çalıştık? Biraz da böyle şeyler önemli bizim için, reklam için hem de güzel bir kendimizi tanıtmak için. Burada diyor ki sen de yerini al, gençlere diyor. Hani evde ya da başka yerde arkadaşlarınıza kötü faaliyetler yapacağınıza gelin, biz de 80-100 tane pırıl pırıl gençle arkadaş olun, projelerde yerinizi alın ve hayata kendinizi hazırlayın. Yeni nesil gençlik projesi dedik, gençliğe önem veriyoruz. Sadece bilim, teknik değil efendim, resmi kapsıyoruz, edebiyatı kapsıyoruz her alanda. Bilim, teknik, edebiyat, sanat, o alanlarda projelerini gösteren, kendilerine hani yardım ettiğimiz arkadaşlarımız var. Ben böyle diyorum, hani bu kadar anlatayım, daha devam ederiz. Tabii, güzel tabii, tabii. Enerjiyiz. Çok güzel ya, daha ne söyleyeceksin gerçekten Mustafa? Çünkü sonuç olarak gelinen noktada sen bir öğrencisin, evet. Doğru mu? Sen bu genç arkadaşların senin yanına gelse de hoş, gelmese de hoş. Sen burada bunu yapabilirsin, bir şey üretebilirsin, bu üretimle alakalı çalışmalarını yapabilirsin. Belki derece alırsın, belki çok iyi bir noktaya gelirsin vesaire vesaire. Yani sen olarak bunu her türlü yapabilirsin. Ama sen ne diyorsun? Gelin arkadaşlar, bırakın bilgisayar, bırakın tableti, bırakın oyunları. Gelin sokakları bırakın, beraber iş yapalım. Tabii sokakta eğlenelim, tabii futbol yapalım, oynayalım. Sokakta tabii bilmem ne yapalım ama gelin üretimi de beraber yapalım ki daha da güçlenelim, daha da genişleyelim. Bakın çok önemli bir nokta gerçekten de. Özellikle gençlerin şu dönemde hani maalesef sosyal medyanın etkisiyle ya da teknolojinin olumsuz etkileriyle birlikte maalesef sıkıntılı bir yöre doğru evrim var. O yüzden bu evrimi doğru yöne çevirmek için sen az önce çok güzel ifade ettin. Hani doğru olan tarafa, doğru bilgiye ulaşma noktasında ya da sosyal medyanın, bu teknolojinin doğru tarafını kullanma noktasında bir çalışmamız var dedin. Ve o noktada da çok çok verimli olabilir. Sonuç olarak gençler, sizler gibi gençler geldiği zaman da lise öğrencileri bir projede yer alacak. Doğru mu? Evet. Mehmet Fırat, sen mesela projenin neresinde yer alıyorsun? Ben şu anda bu Feza Kuşları'nın TÜBİTAK işleri ve eğitim bölüm başkanıyım. Devam ediyorsun çalışmalara. Aynen. Mesela birisi de sanat bilmem birimi başkanı olacak. Evet. Birisi de etkinlik birimi başkanı olacak. Birisi de işte proje üretimi noktasında bir şey yapacak vesaire bölüm vesaire. Dağılımını yaptık. Sorumluluk alacak. Şimdi bak ne diyor? Ben eğitim birimi başkanıyım diyor. Doğru mu? Bak ne diyor? Ben bir projenin kurucu genel başkanıyım diyor. Sen ne diyorsun? İşte yöneticisiyim vesaire vesaire. Bakın çok kıymetli şeyler. Ve siz bir şey üretmişsiniz. Nedir? Roket hemen yanımızda. Şimdi arkadaşlarımız ekranlara getirecek. Bu roketi de bakalım dinleyelim. Roketi nasıl yapmışsınız? Bu roket ne ifade ediyor aynı zamanda? Nasıl üretildi? Detaylarını dinleyelim. Şimdi rokete bakalım. Şu an görüyorsunuz değerli izleyenler roketi. Birazdan daha detaylı göreceksiniz. Kimden dinleyelim roketin macerasını? Kimden dinleyelim? Senden dinleyelim Mustafa. Sen heyecanla anlatıyorsun. Hadi bakalım. Ayakta mı? Yok, burada oturarak anlat. Arkadaşlarımız ekranlar. Nedir bu roket? Hadi bakalım. Efendim, bizim şimdi kendisi burada olmasa da Batuhan Karakuzu diye bir arkadaşımız var. Kendisini hani fırsat olsa getirecektik. Kendisi çok zeki böyle. Kendini bu alanda geliştirmiş. Güzel hedefleri olan bir arkadaşımız. Roket takımımızda hani ben de üyesiydim. Yiğit Ertuna diye bir arkadaşımız var. Hani bu roketin raporları vardı. Gecesini gündüzüne kattı. Uykusuz kaldı. Rapor yazdı. Ondan sonra genel roketin işte tasarımlarını falan onlarla ilgilendi. Melih Kaçan diye hani bu roketin avionik sistemi vardır efendim. Avionik nedir? Teknolojik sistemlerde onun sinyallerini hani mesaj alma falan. Onun yani yazılım tarafıdır avionik. Böyle bahsedebilirim. O tarafı yönetti. Nazım Kafa diye bir arkadaşımız var. Solid diye bir program var. Kullanması zor. Sıfırdan başladı. Solid öğrendi. Tasarımlarını yaptı roketin. Hani bize efendim şöyle Tahsin abi dedim ya geçen sene bizden önce roket yapmışlardı. Tahsin abi olmasa, Meli abimiz olmasa, Musa abimiz olmasa hani bize akran eğitimi yapacak, yol gösterecek. Biz böyle hani güzel yerlere zor gelirdik. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ne zaman başladınız önüm açtı. Roketi yapmaya? Rokete efendim 9. sınıfa başladığımda yani hani bundan bir önceki eğitim yılının başlarında başladık. Planlaşmalar, haberleşmeler falan. Roketimizi hani dediğim gibi 3 aşama olur rokette. KTR, AHR, ÖTR aşamaları. Ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu. Üçünü geçtik. Şimdi ayın 17'sinde Aksaray'a gideceğiz roket için. Hı hı. Orada derece almaya çalışacağız. Türkiye'de Kayseri çapında, Kayseri'de Türkiye finallerine kalan tek devlet okulu bizim kuşçu roket takımımız oldu. Dediğim gibi hani bakınca mutlu oluyorum ya. Uğraştım, emek verdim. Karşılığı da geldi tarzı.
Şunu da son kez demek istiyorum, fazla uzatmadan sözü arkadaşlarımı da bırakacağım. Adam Smith'in bir sözü var. Piyasada bir kişinin gelişimi hiç fark edilmese de bütün kişilerin gelişimine, bütün o piyasanın gelişimine ön ayak olur diye. Gençlik de böyledir. Bir gencin gelişimi bütün gençlerin gelişimi için ön ayaktır. Bir genç bütün gençliği, bütün ülkeyi etkileyebilir, değiştirebilir. Hani felsefelerimizden biri de budur. O kişi roketi çok sevecek, bu avyonikle falan uğraşmayı. İleride gidecek, daha savaş uçakları yapacak, kendini geliştirecek. Tabii, tabii, motivasyonumuz tabii. Bizim bu. Yarın öbür gün Mustafa gidecek, Selçuk Bayraktar'la tanışacak, İnşallah. Sohbet edecek. Ve bir belki de bambaşka, şu an en popüleri ne? İnsansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları. İşte bambaşka projeler var. Belki de Mustafa bir onlarla birlikte, o teknik donanımlarla, imkanlarla birlikte bambaşka bir gerçekten de proje üretecek ve bu projede belki de Türkiye'nin önemli alanlarında kullanılacak ve Türkiye'ye gerçekten büyük bir heyecan, başarı sağlayacak diyelim. Pekala, biraz da Mehmet Fırat Dumlu'yu dinleyelim. Mehmet Fırat, sen eğitimdeyim dedin. Sen neler yapıyorsun? Seni dinleyelim hadi biraz. Şimdi şöyle, ben eğitim ve TÜBİTAK işleri başkanıyım. Burada konuşacağım aslında iki konu var. Öncelikle TÜBİTAK konusunu konuşalım. Kayseri'de Türkiye genelinde bilindiği bir TÜBİTAK var. TÜBİTAK yarışma düzenliyor. Hem ortaokul alanında hem Türkiye lise alanında Türkiye çapında yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalar gençlerin işte kendilerini geliştirmeleri için, akıllarında olan fikirleri gerçeğe dönüştürmeleri için çok önemli bir yarışma aslında. Ve ben bu konuda Kayseri'nin çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. İnşallah bu feza sayesinde de TÜBİTAK konusunda Kayseri'yi çok etkin bir hale getireceğimizi düşünüyorum. Mesela bu TÜBİTAK nedir, biraz bundan bahsedelim. TÜBİTAK kimya, fizik, biyoloji, matematik, yazılım falan gibi birkaç bölüme ayrılıyor. Ve bu bölümlerde öğrenciler kendisine uygun bölümde aklında bir fikir varsa bunu projeye dönüştürüyor. TÜBİTAK'ın belirlediği ölçüler var bunu projeye yapmak için. O ölçülerde bu projesini yazıyor. Yazdıktan sonra bunu TÜBİTAK'a gönderiyor. Bir sürü 18 bin tane falan proje oluyor en başta. Bu projeler için de önce önerilemeyi geçiyor. Önerilemeyi geçtikten sonra bölge yarışmasına giriyor. Bölgede finale kalan öğrenciler, finale kalan projeler Türkiye finaline gidiyor. Türkiye finalinde de dereceye giren öğrenciler o zaman işte nerede düzenleniyorsa oraya gidiyor, o şehre, ve orada Bakan Varank'tı işte bizim zamanımızda. Onunla gidiyor, buluşuyor, ödülünü alıyor. İşte çok önemli değil ama biraz bir para ödülü var mesela. Bu konuda Kayseri çok etkisi çok düşük. Mesela ben TÜBİTAK'ta Türkiye'de Mustafa arkadaşımla birlikte katıldık. Ben Türkiye birincisi oldum. Mustafa arkadaşımız Türkiye dördüncüsü oldu. Ve çok ilginçtir ki Kayseri 15 senede ilk defa Türkiye birincisi çıkarmış. Bu bence çok üzücü bir durum. Çünkü neden diye soracak olursanız, Kayseri'nin öğrenci kitlesi bence çok zeki, çok aydınlık, çok parlak bir kitlesi var Kayseri'nin. Ancak bunu kullanmayı bilmiyorlar. Böyle akıllarında mesela bir proje oluşsa bile bunu gerçeğe dökmüyorlar. Hani ne gerek var, o kadar uğraşmaya gerek yok falan filan gibisinden de düşünebiliyorlar. Yani biraz destek mi verilmeli Kayseri'deki öğrencilere? Aynen, tabii ki de. Öğrenciler mesela aklında bir fikri geliştiriyorlar ama bunu işte yazması zor diye uğraşmıyorlar işte. Bir sürü dersim aksayacak, şu olacak, bu olacak diye yapmıyorlar. Ama yapmazlarsa başka yerlerden, mesela bilsem okulları var, onlar hep çıkartıyorlar böyle öğrencilerini. Devlet okulları hiç çıkartmıyor. Özel okullar falan hep çıkartıyor. Bu beni üzüyor mesela. Kayseri hariç diğer birçok şehirden birinciler çıkıyor işte, nasıl diyeyim, ülkeleri, şehirlerini gururlandırıyorlar. Güzel. Kayseri'de mesela nasıl, buna destek verilmesi için dediniz ya, Vali Bey'le görüştük, İl Milli Eğitim Müdürü'yle görüştük vesaire diye. Onlar destek vermiyorlar mı bu konuya? Şimdi şöyle bir şey, destek çok bence yetersiz. Kayseri olarak eğitimde biraz daha bence destek fazla ama TÜBİTAK konusuna gelince çok aydınlık bir
program, çok aydınlık bir yarışma, etkinlik. Ama bence çok fazla buna önem verilmiyor. Evet, işte sizin gibi gençler sayesinde, sizlerin talepleri sayesinde gittiğiniz zaman da projeleriniz her türlü desteklenecektir ama bunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Fırat'ın değinmek istediği konu şu efendim. Hani TÜBİTAK'ta misal yaşadık, biliyoruz. Proje yazarken literatür taraması olur, amaç kısmı olur. Senin projenin fikri, hani mantıklı, ne kadar güzel olsa da, derece alacak bir proje olsa da o raporu bu işi bilen, deneyimi olan, tecrübesi olan biriyle yazamadıktan sonra o raporları üniversite rektörleri inceler efendim. Pek de iyi yerlere gelemiyor. Teknofest'te de böyle. Hani dediğim gibi tecrübe lazım. Feza Kuşları hani işte dedim ya mesela Fırat Türkiye birincisi oldu. Bu konuda matematik alanında tecrübesi olan bir kişi proje yapacak kişiye verdiği kısa anekdotlar, raporla alakalı o projeyi derece yaptıracak. Ve son kez de şunu diyorum hani valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz onlar gerçekten şöyle diyelim Gökmen Çiçek valimiz çok güler yüzlü bir insan. Hani bizle de aşırı ilgilendi. Her seferinde konuştuk, derdimizi dinledi, huzuruna, makamına çağırdı, zamanını ayırdı. İl Milli Eğitim Müdürümüz de öyle. Gerçekten sizin dediğiniz de çok doğru. Hani gençlerin böyle şeyler yaptıklarını görünce ilgilenmek sonuna isteyenler kadar, oluyor. Tabii evet. Sonuna kadar. Onu ifade edeyim. Mesela ben bundan sonra size sonuna kadar destek vereceğim. Teşekkürler. Mesela nerede takıldığınız yer olursa hemen sesinizi duyuracağız. İnşallah. Şurada şöyle bir ihtiyaç var abi dediğinizde hemen diyeceğiz. Bakalım nereden bir ses gelecek. Baktık ses gelmiyor. Sonra başka türlü çalışmalar yapmaya çalışacağız ki sizlerin önü açılsın, daha güzel şeyler yapın diye. Niye biliyor musunuz? Çünkü başaracaksınız. İnşallah. Çünkü eninde sonunda yapmış olduğunuz bir proje tüm dünyada ses getirebilecek belki de. Türkiye'de zaten ses getiriyor ki getirecektir daha fazla da. İnşallah bunlar olacak. Daha da ileri seviyeye gidecek diye. Ben konuşmama tabii, devam edebilir miyim biraz daha? Tabii. Bu TÜBİTAK konusunda benim hani düşüncem bizim okulda var bu mesela. Birçok okulda da olduğunu düşünmüyorum. Çocuklara küçük yaşta bu TÜBİTAK hakkında bence bir ders gibi bizim okulda var mesela. Birçok okulda ders da ben aynen o şekilde güzel, bir şey tabii olması lazım bence. Harika. Çünkü olduğu zaman hem o ön yargıyı kırarlar. Çünkü çok zor bir şey değil, sadece insan cesaret edemiyor buna bence. Madama Gandhi'nin de sanırım bir sözü var. Zor oldu, cesur olmadığın için zor. Zor olduğu için cesur değil. Yani sen cesur bir şekilde davranırsan sana hiçbir şey zor gelmez diyor burada. Aynı şekilde bence. Mesela aslında böyle matematiksel olarak bakılacak olursa 18 bin, 20 bin tane proje var. Bunların içinden birinci çıkmak aslında çok hani aşırı matematiksel olarak çok zor bir şey. Ama bakınca böyle insan cesaret ederse yapamayacağı hiçbir şey yok bence. Evet, çok güzel. Yani cesaret gerekti, bize de biraz destek gerekti diye de ifade ediyorsun. Sen de Mehmet Fırat gerçekten çok da güzel anlattın, ifade ettin. Ben hemen şöyle sizle yine konuşacağız tabii, sözlerinizi dinleyeceğiz. Bakın mesela bu proje sadece işte az önce ekranlara taşıdığımız roket değil. Evet. Bu proje sadece önümüzde görmüş olduğumuz belki insansız hava aracı mı oluyor? Nedir o? Şu anda prototip, bu maket, prototip. Şu andaki insansız hava araçlarımız bazıları hazırlanmakta, bazıları yarışmalara katıldığı için getiremedik. Güzel. Yani ona benzer bir şey. Evet, örnek versin diye söyledim. Resimler. Yani böyle bir çalışma var. Mesela resimi de bakalım. Resimi de ekranlara taşıyalım. Örnek olarak gösterdik. Resimler böyle de yapıyorsunuz bu şekilde. Evet, doğru mu? Bakın. Müzikle ilgilenen arkadaşlarım. Bambaşka şeyler çıkıyor işin içinden. Bakın her şeyi geçtik. Hadi onları yine konuşuruz. Bak şimdi. Tahsin Efe başladı konuşmaya. Bak o kadar güzel ifade etti ki, o kadar güzel böyle örnekledi, tasdikledi ki konuşmasını vesaire. Farklı kelimeler kullanarak, farklı cümleler oluşturarak vesaire. Ve çok güzel bir ifadeyle herkesin anlayabileceği dilde o farklı bir biçimde kendisini ifade etti. Mustafa konuştu aynı şekilde. Kendisini çok güzel bir şekilde, mesela iletişim çok kuvvetli, el kol hareketleriyle evet, böyle maşallah, beden diliyle birlikte daha güzel ifade etti. Ondan sonra kim? Mehmet Fırat da ne güzelce anlattı kendisini. İfadeler de bulundu güzelce. Örnekler verdi. Hiç mesela birçok kişinin belki de tanımayacağı, ilk defa duyduğu isimlerden, sözlerinden örnekler verdi vesaire. İstemesini bildi, ifade etmesini bildi. Güzelce anlattı. Bakın. Ortaya çıkan proje gibi, bakın en basitinden bahsediyorum. Görüyor musunuz? Siz şu anda canlı yayında bir televizyon kanalında lise öğrencileri olarak kendinizi ifade ediyorsunuz. İstediğinizi anlatıyorsunuz. Projelerinizi, hedeflerinizi tek tek ifade ediyorsunuz. Ve aslında ne kadar gelişmiş olduğunuzu şu anda gösteriyorsunuz. Doğru mu? Evet. Aynen. O yüzden bakın bir projenin sadece tek bir anlamda, yani bir üretildi işte nedir?
füze artık neyse. Bilmem işte insan saracı, silahsız insan saracı, silahlı insan saracı vesairesi. Sadece o değil. Kendinizi her anlamda geliştirmiş oluyorsunuz. İfade etme noktasında, bir şeyi isteme noktasında, bir şeyi elde edebilme noktasında, başarma noktasında, başaramama noktasında. Her noktada gerçekten de önemli çalışmalarınız oluyor. Bunun da işte en net örneklerinden bir tanesini şu an canlı olarak izliyoruz. Evet. Bakın mesela ben siz konuşuyorsunuz, özellikle ifadelerinize çok dikkat ediyorum. Nasıl ifade ediyor, nasıl anlatıyor, nereye bağlıyor vesaire vesaire. Mesela bunlar o kadar kıymetli şeyler ki gençler. Çünkü bir şeyi istemekten ziyade nasıl istediğin asıl meseledir. Bir şeyi özellikle başarmaktan ziyade nasıl başardığın en önemlidir. Doğru mu? Nasıllar bizim hayatımızın aslında önemli noktalarından bir tanesi. Doğru mu? Başardık. Ne yaptık? Bir tane evet. İşte kalem ürettik. Kalemi belki sen de üretirsin. Maket ben de üretirim. En profesyoneli. Ama nasıl yaptığınız burada çok çok önemli. O yüzden muhteşem bir şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi Tahsin Efe bize şey anlat. İlerleyen süreçte neler olabilir? Nasıl şeyler ortaya çıkabilir? Bir de gençlere de böyle seslenerek bunları ifade et. Tabii. Şöyle diyebilirim. İlerleyen süreçte bazı çok küçük de olsa bizi rahatsız eden bazı durumlar var. O da şu mesela bir kamp olduğu zaman, bir şey olduğu zaman gençlerin aklı dağılsın, gençler işte kafa dağıtsın, şöyle olsun, böyle olsundan öte. Bizim burada yapmak istediğimiz şeylerden en önemlisi de dediğim gibi bu gençlere daha çok kitlelere ulaşarak eğitim vermek. Yani yazılım konusunda, 3 boyutlu tasarım, fizik, matematik, kimya, işte TÜBİTAK alanında. Yani bunları daha çok gençlerin üstlenmesini istiyoruz. Çünkü dediğiniz gibi çok doğru bir tabirdi. Hem gençlerin kendini ifade edebilmesi artar, hem öğreten genç için geliştirici bir şey, hem öğrenenler için geliştirici. Ayrıca ben kendimden örnek vereyim. Ben şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'nda 2 adet eğitim veriyorum. 3 boyutlu tasarım ve Python eğitimlerini veriyorum. O kadar kendimdeki gelişmeyi görüyorum ki bu alanda. Sınıf ortamı tamamen çok farklı. Hem kendi bilgilerimi tazeliyorum, hem arkadaşlara elimden geldiğince bir şeyler öğretiyorum ve bir insan kendinin mesela bu yaş çok önemli bir şey. Burada önemli bir faktör. İnsanlar oradaki öğrencilerim diyeyim kendilerini bana yakın görüyorlar. İstediklerini soruyorlar, istediklerini şey yapıyorlar. Bir çekinmece, gücenmece yok. Yani böyle bir sistemde ilerleyecek olursa bizim Feza kuruluşu ileride gerçekten büyük bir çığır açacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o bilgi mevzusuna tekrardan gelirsek gerçekten bilgiyi öğrenmek şu an günümüzde çok kolay. Mesela Bayer dedi işte, Nazım dedi işte Solid'i öğren dedi. Öğrenmesi çok zor bir program dedi. Evet, kesinlikle öyle. Mesela şu anda makine mühendisleri şu anda SolidWorks öğreniyor. Ya da bazı mühendislikler şu anda kendi bünyelerine SolidWorks öğretiyorlar. Evet. Ama tabii ki de bu işi severek yapmak önemli. Ben de aynı zamanda Solid'in Solid tarafındayım. Aynı zamanda biz şu anda mesela üniversitedeki bazı tezlere 3 boyutlu tasarımlar yapıyoruz. Neden bir makine mühendisini tercih etmedi de beni tercih etti? Yani buradaki bunu görmek gerekiyor. Çünkü bir işi severek en baştan sıfırdan yaptığımız zaman elimize daha çok şey geçiyor ve bunu sevdiğimiz insanlarla, arkadaşlarımızla, bir arkadaş ortamında yapmak tamamen bambaşka. Yani bizim kendi atölyelerimizde uyguladığımız bir politika denilebilir. Politika gibi bir şey var. O da şudur. Biz projeye başlamadan önce herkes şöyle yalapşap bir araştırma yapar. Ve daha sonra geliriz. Bizim bir tane kocaman kara tahtamız vardır. O kara tahtaya kim ne biliyorsa yazar ve onun üzerinden bir tartışma döner. Bir şey bilip bilmemek önemli değil. Eskiden gelen bilgileriyle beraber orada öyle bir fikir bulutu oluşur ki artık şu anda bazı okul atölyelerinde çalışıyoruz. Hocalar bile o saatlerde içeri girmez. Çünkü o kadar öyle bir etkileşim oluyor ki bilgiler alışveriş yapılıyor. İşte yapay zekalar havalarda uçuşuyor. Şurada şu yöntemi kullanmamız lazım. Burada bu. Daha sonra oradan bir çıktığınız zaman diyorsunuz ki ben artık roketin piriyim, denizaltının piriyim. Yani burada önemli olan, eğitimde benim için önemli olan şey yakınlık yani. Bunu zaten
çoğu hocalarımızda da herkes zamanında yaşamıştır. Yani bu yakınlığı kurduğumuz zaman her şeyi yapabilir hale geliyoruz. Bunlar aslında bizim için, bu rokettir, şeydir, bunlar aslında birer sonuç. Bizim feza kuşları olarak şu anda da aynı zamanda şey de düşünüyoruz, yani daha hayatta zamanımız var, liseden bu şekilde başladık. Bizim amacımız burada çaba. Ne kadar, ne öğrendin? Yani sen evet roket yaptın, iki gün sonra sana sorsak sen bundan ne öğrendin? Bizim için önemli olan bu, bir şeyler öğrenmek. Ben yaptım, oturdum değil. Yoksa mesela biz burada arkadaşlarım var, işte organizatörüm var, öbür tarafta işte sanat başkanımız var, Nehir, işte her alanda, her tarafta başkan seçtik. Orada aşağılarında projeler üretiyorlar, kendileri projelerin başlarında yürütüyorlar. Şu anda işte medya tarafında da dediğim gibi dergilerdir, şudur budur. Evet. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman hem arkadaşların yararına oluyor, hem de bizim yararımız oluyor. Ve mesela ben otursam başa, desem ki bütün işlerle uğraşabilsem, uğraşır mıyım? Birazcık yorar ama günün sonunda uğraşırım ve bir yere getiririm zaten. Ama bizim burada yapmak istediğimiz şey bütün gençleri kapsamak ve bir, mesela bir işin ne fazlası ne eksiği tam olması gerektiği gibi yapmak. İşleyişin bozulmaması için de bunlar önemli. Yani biz mesela sanat başkanımız gelip de işte müzikçinin işine karışırsa, o zaman orada bir dengesizlik oluşur. Bu dengesizlikleri göz önüne sererek insanlara hem de işlerine odaklanmayı, nasıl bu işte bu iş aleminde işte öbür taraflarda nasıl çalışacaklarını, nasıl neler yapmaları gerektiğini de göstermek istiyoruz. Ve dediğim gibi Bayer de dedi aynı zamanda aynı şekilde, bu kuruluş tamamen gençler üzerinden. Yani bu kurucuları saydım en başta, hepsi genç. Yani ne bir öğretmen, tabii ki de öğretmenlerden desteğimiz var. Öğretmenler bizim için fikir babalarıdır. Yani onlardan gidip benim çok fikrini sorduğum hocam var. Lakin biz şu anda bu kuruluşu tamamen gençler olarak kurduk ve gençler olarak yürütüyoruz. Yani dışarıdan bir etki yok. Tamamen kendi içimizde projeler üreterek ve çabalayarak. Yani burada önemli olan şey, sen hiçbir şey, ben mesela geçen sene bu roket takımını kurmaya kuracağımız zaman biz sınıflara şu şekilde duyuru yapmadık. İşte yazılım bilen, üç boyutlu tasarım bilenler işte atölyeye gelsin. İşte veya işte şu alanda bilgisi olan, TÜBİTAK'ta proje yapmış adam atölyeye gelsin demedik. Dedik ki sorumluluk sahibi, aklında fikri olan gelsin dedik. Yani ben zaten, o adam bana gelirse zaten ben onu yazılımını öğretirim, üç boyutlu tasarımını öğretirim. Yani bizim buradaki amacımız, yani gençlere buradan seslenmek gerekirse, bizim buradaki amacımız arkadaşlar bir şey bilmek değil. Tamamen amacımız sorumluluk sahibi ve bir şey yapmak isteyen genç. Yani bir fikri olması lazım. Ya otur, şu bile olur yani. Oturduğu zaman ya işte şu lambaları aslında öyle yapmasak da işte şöyle hilal şeklinde. Ya, bize bu lazım bile, öyle mi? Aynen. Bize sadece fikir gerekiyor. Kesinlikle. Bu da bizi, farklı fikirler de bizi doğru noktaya tabii. Ve gerçekten de bambaşka bir projeye ulaştırıyor. Bu tabii. Da insanlar nezdinde işte asıl mesele zaten bu değil mi ya? Hani birinin aklına gelen fikir, diğerinin onaylaması ya da onaylamaması, diğerinin şu şekilde olması, diğerinin desteklemesi, diğerinin desteklememesiyle birlikte ortaya çıkan o karma obje. Ve bu obje işte yarın öbür gün sizi her noktada etkin kılabiliyor. Bunu bugün sizleri işte bu yayında sizleri konuk ettiği gibi örneğin, doğru mu? Bu evet. Çalışmalarınızda, projelerinizde, bu düşüncelerinizde, bakın çok kıymetli düşünceleriniz var gençler. Yani o kadar kıymetli ki. Bu düşünceler sizi çok güzel başarılara götüreceği gibi sizler için de çok güzel şey yapacak. Bakın en önemlisini söylüyorum size. En önemlisini bakın. Sizin ufkunuz geniş. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir onu inceliyorsunuz, bir onu. Bir onu, bir onu. Bunu nerede yapılıyor? Burada yapılıyor, burada nasıl yapılıyor? Az önce örneğini verdi işte. Şurada şöyle yapılıyor. Başka şehirlerde böyle yapılıyor dedi. Doğru mu evet. Mehmet? Evet. Ondan sonra. Mesela bir şey ufku genişliyor. Ve sizin şu an ufkunuz çok geniş. Bu geniş ufuk sizi bambaşka yerlere yine taşıyabilir. Ve bu özellikle söylüyorum, gençlerin ufkunun açılması için çok çok önemli bir çalışma proje olabilir. Ya. Siz ifade ettiniz, özellikle hepiniz tek tek söylediniz. Dediniz ki biz gençlerle birlikte bu yolu devam ettirmek istiyoruz diye. Emin olun bu yol uzun ve geniş. Söyle Mustafa. Devam edebilir miyim? Tabii tabii, hadi bakalım. Teşekkür ederim. Tersin abi ek olarak zaten çok güzel anlattı, konuştu. Şöyle misal,
Sadece ek olarak anekdotlar feza ile alakalı. Misal bunları insanların hani babaannemin, dedemin ya da yolda herhangi birinin hoşuna gidiyor ve hani yapın diyor ya, biz arkanıza izliyor. Misal bir örnek vereceğim. Roketi biz stüdyoya getirirken biraz zorluk yaşadık. Sırtımıza aldık roketi böyle. Okuldan çıktık. Otobüse bindik böyle, yürüdük sokakta. Şoför şaşırdı tabii, hani rokette binen kaç tane yolcu görmüştür. Ondan sonra ne yapacaksınız? Roketle otobüse bindi. Otobüsü mü patlatacaksın dedi. Abi dedim, buna tam mı basayım, indirimli mi dedim. Ondan sonra hadi siz gençsiniz, size indirimli dedi. Ondan sonra teyze falan, ne yapıyorsunuz yavrum dedi. Amcanın biri vardı. Bunun amacı ne dedi. Amca, buna motor takıyoruz, uçuyor dedi. Amca işte eğlenceli bir cevap verdi. Bana da motor takın, ben de uçarım falan dedi. Öyle konuşmalar gerçekleşti. Evet, evet, evet. Ek olarak şu konu çok önemli. Ben 11-12 yaşıma kadar hep mahallede durardım. Eve hiç çıkmazdım. Top oynar, hani haylazlık yapar, yaramazlık yapar, su satar. Öyle çocukluğum öyle geçti hani. Eve gelmezdim. Eve bir yemek yemek, bir de yatmak için gelirdim. Annem de o hoş geldin falan derdi, bir otel olarak kullanıyorsun derdi. Ya sokakta büyüdük, liseye başladım. Ya benim şu açıdan şanslıyım, Tahsin abi gibi, Meli abi gibi, Batuhan gibi hani arkadaşların olunca insan diyor ki ya ne kadar iyi insanlar, çok şey biliyorlar hani, ben de öğreneyim, ben de kendimi geliştireyim. Ve hani dediğim gibi Tahsin abi dedi ya, bir şey bilmene gerek yok. Sen bir şey yapacağım de heyecanlı ol. Biz zaten arkanızdayız sizin. Bak, size çok altın değerinde olsun yine bu. Bir küpe niteliğinde. 4 tane filozofla gezersen 5. sen olursun. 4 tane sorunlu adamla gezersen 5. sen olursun. 4 tane hızlı gezersen 5. sen olursun. 4 tane zenginle gezersen 5. sen olursun. Anladın değil mi? Yani ifade ettin ya, işte onlarla bir arada olmak, işte onlar ne güzel yapıyor, ben de yapıyorum falan filan. İşte bu şeye götürüyor sizi. Bu düşünceye götürüyor ve eninde sonunda yapıyorsunuz. Çünkü neden? Aklınıza koyuyorsunuz. İnsan aklı bir. Ona doğru yöneliyor. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyor ve o şeyle birlikte, çekimle birlikte insan o yöne yönelerek daha güzel çalışmaları, projeleri ortaya koyuyor. Az önce senin de ek olarak ettiğin bir şey. Hadi bakalım söyle. Bunu son kez söyleyeyim, sonra Fırat'a verelim. İstediğin kadar söyle Mustafa. Sen, bu yayın senin, rahat ol. Tamamdır o zaman. Hani arada sırada diyenler oluyor gerçekten. Şu kişiyle buluşmaya gidiyorsunuz sıcağın altında, bu kişiyle buluşmaya gidiyorsunuz, dersleriniz var, ailede arada sırada hani babanız, anneniz işte derslerinle ilgilen, buraya gitme sıcağın altında diyenler oluyordur. Daha sonra artı sorunlar, kaygılar, problemler, o projeyle uğraş, bu projeyle uğraş, o kadar kişiyi hani doğru yönlendirmek falan. Motivasyonunuz ne oluyor, hani yorulmuyor musunuz diyorlar. Nasıl yapabiliyorsunuz diyorlar. Şöyle bir cevap veriyoruz biz de. Tabii. Ya bizim diyoruz, bir gün bilimle ben çelişirsem bilimi seçin diyen, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kandadır diyen bir ulu önderimiz var. Hani hakkında idam kararı olmasına rağmen ülkeyi tek tek karış karış gezip yeni bir sağlam bir cumhuriyet kuran, zamanın zorlu şartlarına rağmen köylü çocuğuna okuma yazma matematik öğreten, daha sonra okuma yazması zor Osmanlıca, Arapçadan Latin alfabesine geçerek okuma yazma oranlarını arttıran bir ulu önderimiz, atamız var. Motivasyonumuz gençlerin olarak, bizim motivasyonumuz bu oluyor. Çok güzel. Sen neler söylersin Mehmet? Son olarak buradan genç arkadaşlarına, akranlarına hadi bir şeyler söyle bakalım. Bak, Mustafa çok güzel ifade etti. Yani cesur olmalarını istiyorum ben. Hani korkarak hiçbir şeye varılmaz. Sen mesela yapacağım dersen, işte ben şunu yapmak istiyorum dersen, şu an teknoloji çok gelişti, bir şeyi öğrenmek istiyorum dersen, yapmak istiyorum dersen, onu öğrenmesi artık çok kolay bir hal aldı. Ki mesela telefona bakınca oyun, mesela herkes oyun oynuyor ama ondan ziyade mesela açıp bir Google'dan atıyorum, kodlama işte nasıl yapılır veya işte Türkçe'de yazılım kuralları falan filan gibisinden böyle eğitici öğretici şeylere ben çok az bakıldığını düşünüyorum. Evet, cesur olsunlar öyle mi? Aynen. Yeter ki kafaya koysunlar, mücadeleye başlasınlar. Peki hala aileniz ne diyor size bu nokta, çalışmalar noktasında? Onların nasıl bir desteği var? Tahsin abi anlat. Hadi bakalım Tahsin. Yani ailemiz şu anda... şu anda ben 11. sınıfa geçmem hasebiyle birazcık daha bu feza işlerine birazcık daha soğuk davranıyorlar. Ama tabii ki de şimdi orada da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi ben feza ile uğraşmasam, roketle uğraşmasam, yani benim yapabileceğim şey %100 ders çalışmak, yani öyle bir
ne yazık ki öyle bir dünyada yaşamıyoruz. İnsanın bazen başka şeylere, bazen farklı şeyler yaparak kendi kafasını dağıtması gerekiyor. Burada yani işte kimisi der ona işte dinlenme der, kimisi işte telefona bakma saati der. İşte benim de bu dinlenme diyebileceğimiz saatlerimde benim dinlenmem feza oluyor, feza kuşları oluyor. İşte Bayer'in bir hoş sohbeti, işte Batuhan'ın ürettiği bir proje ya da başka birinin bana getirdiği bir proje ya da işte şu teknik çizim var, şunu çizer misin? İşte şurada bir yazılım var, şurada bir eğitim var gibi bu şekilde olduğu için ben ailemle bu konuda anlaşmalı şekilde diyorum ki anne baba işte ben böyle işlere zaten meraklıyım. Ben derslerimi aksatmayacağım ama bu tarafta da beni mazur görün. Ben de bu tarafta da bir şeyler yapmak istiyorum diyorum. Aynı zamanda bizde şöyle de bir şey vardır. Bizde fezadan önce dersler gelir. Çünkü hepimiz nitelikli okullardan gelen arkadaşlar olduğumuz için fezadan önce dersler geldiği için o derslerde de mesela 12. sınıf olanları biz dedik ki 12. sınıfsın ama feza gibi bir şeyden geçmişsin. O zaman ne yapalım dedik. İşte burada da bizim kendi doğru kelimeyi tam olarak kendi yapılanmamız açısından işte divan diye bir şey kurduk. Oraya da 12. sınıf arkadaşları koyduk. Mesela genel başkanın yetkilerini sınırlayan 12. sınıf arkadaşlarımız ya da öyle bir sistem kurduk ki herkesin görevi herhangi bir kurultayda olan herhangi bir kişinin göreviyle neredeyse aynı. Yani mesela sen şimdi müzik başkanı olduğun zaman eğer ki başka işlere kaymazsan yani mesela girip de sanat başkanının işine karışmazsan senin görevin sana yeter. Yani tamamen o boşlukları dolduracak kadar görevi var. Mesela ben genel başkan için de aynısı geçerli. Sadece o boşlukları dolduracak kadar görevin var. Burada senin derslerini aksatacak kadar bir görevin yok. Ya da mesela kurultayda herhangi bir üye, herhangi bir projeyle çalışıyorsa biz mesela şeye izin vermiyoruz. İşte ben şunu yapmak istiyorum, bana malzemelerimi getirin, hadi ben yarın başlayayım, yarına bitireyim. Yok, öyle bir şey yok. Senin bir ekibin olacak, sen buna %100 zaman ayıramazsın. Bir kere bıkkınlık gelir, şey gelir, bunlara %100 zaman ayıramazsın. Sana biz bir ekip veriyoruz, bu ekiple beraber geceli gündüzlü çalış ama ekibine insan gibi kontrol et. Yani ona da diyoruz işte sen bu ekipten sorumlusun. Herkese eşit görev dağıt. Ne sen yorul ne onlar yorulsun. Yani ben şu anda yapılanmama o konuda güveniyorum. Çünkü aileler eğer ki önyargılı değillerse bizim yapılanmamıza baktığı zaman kesinlikle der ki evet burada bir sıkıntı yok. Çocuğum telefona bakacağı zamanı, başka bir şeyle uğraşacağı zamanı burada geçirebilir ve hiçbir sakıncası da yok. Yani bu bizim fezanın içinde olmanın bir kaidesi, bir şartı, işte dediğim gibi fikri olması lazım. Fikri olduğu zaman biz yani demek istediğim fikirli olmak da şu şekilde bir fikir. Yani figüran olmaması gerekiyor. Yani mesela ben bir mesaj yazdığım zaman fezanın genel grubuna oraya en azından bir tane yorum yapması gerekiyor. Yani figüran arkadaş aramıyoruz demek istediğim. Onun dışında evet. Bu da bu şekilde. Yani aileler için böyle bir ailelerimize sizlere her de, zaman destek aile olarak ben bir, de anlatayım. Dur önce Mustafa söylesin. Tamam. Sıra bende. Tahsin abi tam siyasetçi aileyle ilgili bir soru sordunuz. Garip garip konulara kaydı. Tam bir siyasetçi özelliği. Şöyle devam edeyim. Öncelikle ben babama anneme çok teşekkür ederim. Hani verdikleri ilgiden dolayı. Kendilerine buradan söylüyorum ben. Duygusal bir çocuğum. Belli etmesem de çok severim. Şöyle ifade edeyim ya bu süreçte hani buluşmaya giderken proje yaparken ben babamı annemi çok aksatmak zorunda kaldım bazen ailemi. Babam misal işe gidiyordu hani ya işe yardım... Sen de çok siyasetçi bir konuşmaya başladın ama şu an. İşe yardımcı falan olmam gerekiyordu babamın yanına gidemiyordum hani hayır demeye de utanıyordum çünkü yardım etmek istiyorum oğluyum sonuçta. Ama onlar anlayışla karşılıyordu. Şunu ekleyeceğim annem babam konusunda. Benim babam bence şöyle... Bunu düşünüyor. Efendim 9. sınıfta ben aşırı yoğundum. Nasıl yoğundum? Futsal takımı vardı. Öğle arası onun antrenmanı yapardım. Sonra roket projesi için dersten çıkar ona giderdim. Daha sonra derslere çalışırdım. Bir de üstüne kırtasiye dükkana gidip orada çalışırdım. Bunların hepsini bir arada yaparken ne oluyor biliyor musunuz? Sadece soru çözmek değil. Beyin daha aktif çalışıyor ve daha iyi işler yapmaya başlıyor. Ben bunları yaparken gerçekten hani sadece ders çalışsam oturup
şimdiki derslerim şimdiki kadar iyi olamaz. Benim derslerimi çalışıyoruz Allah'a şükür. Ve velilere de şunu diyorum. Ya çocuğum dışarı çıkmasın, bunu yapmasın. Sadece soru çözsün, test çözsün. Hani tabii tabii bak Tahsin çok güzel bir şey söyledi. Demek. Biz de ekip veriyoruz dedi. Çünkü dedi ben bunu yapayım yarın daha teslim edeyim. Bu ne yapar? Sıkar dediğin gibi. Öyle. Darlar, bunaltır, başarısızlığa yönetebilir. Dediğin gibi her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak tabii ki de bin şeyi değil. Evet. Birkaç işi bir anda yapmaya çalışmak zihni açtığı gibi sen dedin az önce daha da iyiye götürebilir dersleri de. Çocuğu robotlaştırmak çocuğunuza yapabileceğiniz en kötü şeydir. Ben anne babama o yüzden teşekkür ediyorum. Beni aşağı atarlardı. Gelme eve derlerdi. Oyna derlerdi. Ben de tamam derdim. Oynardık evet. Hani. Bu çocukların gelişimi için önemli. Böyle projelere katılmasında zaten ailelerde hayır diyecek bir aile tanımıyorum bence. Kesinlikle. Yani gençler karşı için çıkmazlar. Ailelerde özellikle mesela çocuklarını şimdi doğru ya şimdi doğru mu? Aileler özellikle mesela arıyorlar nasıl yapsak nasıl bir evrede onları hani değerlendirsek vesaire vesaire diye. İşte bu şekilde çalışmalar, projeler hem akranlarınızla birlikte. Ya düşünsenize. Yani şimdi aileler düşünüyor. Ne için düşünüyor? Şimdi yaz dönemi geliyor. İşte yaz döneminde bir yerde çalışsın, bir yerde işte bir şeyler öğrensin, hayatı öğrensin vesaire vesaire. Al işte sana en kıymetli öğreneceği şey. Evet. Ekip arkadaşlar olacak, orada projeler üretecek. Yani en başta bakın özgüven olacak sizin gibi. İletişim becerisi olacak, kendini ifade edebilecek, bir şey isteyecek, bir şey hayal edecek, bir şey kurgulayacak, bir şey üretecek, başaracak. Neler neler yani ucu yok. O yüzden gençler bu çalışmalarınız çok çok önemli. Ben sizinle yayın yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve çok mutlu hissediyorum. 6 yılı geçkin süredir bu televizyonda program yapıyorum. Belki de en keyif aldığım, en güzel yapmış olduğum yayınlardan böyle ilk birkaç tanesinden bir tanesidir bu yayın. Çok kıymetliydi gençler. Sizlerle bir arada olmak, ışıl ışıl gözlerinizdeki o ışıltının bize yansıması, buradan izleyicilere yansıması çok çok kıymetliydi. Çok güzel bir işe de şu an imza attığımızı düşünüyorum. Bunu duyurduk. Bunu insanlara anlattık. Sizlerden haber verdik insanlara. Haberdar olmalarına vesile olduk bir noktada. O yüzden çok güzel çalışmalarınız var. İşte isteyince bir genç, bir kişi, bir Türk evladı isteyince neler yapabiliyor? İşte bunu şu an an be an canlı olarak sizlerden dinledik ve gözlemledik. Son olarak bir talebimiz var Feza olarak. Sayın üyemiz var Aleyna Badem diye. Evet. Kendisi çalışmamızda Koromaz Vadisi'nde gezi düzenleyeceğiz. İşte orada hem çöp toplanacak, ondan sonra bir yemek yenilecek. Böyle bir faaliyet. O gezi yapacağız. İki tane şey söyleyeceğim. Birincisi, yardımcı olmak isteyen varsa bu geziyle alakalı hani ulaşım ya da yemek ihtiyacı, önemlilikle yemek. Yardımcı olmak isteyen varsa o konuda bize ulaşırsa mükemmel olur. İkincisi, efendim ben 2-3 gündür hani bundan önce belediyeye gidip duruyorum hani özel kale müdürüne ya da halk işleri müdürüne falan. O oraya yönlendiriyor, bu buraya yönlendiriyor hani. Belediye başkanımızla bir buluşmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Valimizle buluştuk. Dedi ben size iki iş işte şu kişiye yönlendireceğim, bu kişiye yönlendireceğim. Yazıyoruz onlara yardımcı oluyor. Başkanımız da, belediye başkanımız da bu iş için önemli. Hani bize ulaştırabilecek, buluşturabilecek biri varsa mükemmel olur. Tamam ben ulaştırayım. Ben buluşturayım. Tamam. Tamam. Hadi, şey ben de son olarak tamam, bir şey ekleyebilir miyim? Bak gördün nasıl istiyor? Gördün mü? Nasıl hemen geliyor? Nasıl kendini ifade etmeye çalışıyor? İşte bundan bahsediyorum. Hadi bakalım söyle. Şimdi biz burada 3 kişiyiz ama arkada çok fazla kişiyiz. Ben hemen böyle tanıdıklarımdan mesela söylemek istiyorum. Emekleri çok çünkü olmasalar bile adlarının geçmesini istiyorum böyle hatırladıkları mesela. Hani siz dediniz ya anneniz babanız işte nasıl karşılıyor diye. Mesela normal herhangi bir yer olsa belki hani arkadaş çevresi biraz daha farklı olsa derler. İşte bir gün git, ikinci gün işte konuşma derler falan filan işte. En sonunda sıkıntı çıkartırlar hani böyle yapma derler ama arkadaş çevremiz, oradaki arkadaşlarımız çok pırıl pırıl insanlar böyle bomba gibi böyle çok iyi fikirleri falan çok böyle hür insanlar var mesela. Arkadaşlarımdan edebiyat başkanı Züleyha, Aleyna var mesela, Merve var, Ceren var, Batuhan var, Berre var, Rüveyda var mesela. Bunlar hep böyle Feza'nın gelişmesinde hep birlikte çalıştık. Buraya gelmemizdeki en büyük pay bence onlardan. Ben de onlara bunu söylemek da teşekkür istiyorum. Ediyorum. Aynen bak, teşekkür çok ediyorum. Bir yerde değindi. Ben de sana çok teşekkür ederim. Mehmet, çok sağ ol. Gençler çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Çok önemli bir girişim içerisindesiniz ve gerçekten muhteşem bir yolda ilerliyorsunuz. Yolunuzun aydınlık olduğunu ben inanıyorum.
İnşallah öyle olacağını da sonuna kadar inancımızdan. Daha çok şey yapacaksın, çok şey başaracaksın. İşte bu süreçte özellikle işte sınavlar, üniversite sınavları, üniversite geçiş dönemleri vesaire sizi biraz etkileyebilir. Evet. Ama bu noktada da zaten şu yapmış olduğunuz çalışma sizin için üniversite tabii çok kıymetli bir alan. Üniversite kadar da kıymetli olacak bir niteliğe sahip. Bunu sakın unutmayın. O yüzden çalışmalarınız inşallah daha güzel devam eder. Ben sizle tanıştığım için, gerçekten sizle program yaptığım için çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. İnşallah daha programlarımız devam edecek. İnşallah bir gün projelerinizin tüm Türkiye'de yankılandığı o projelerin, birinci olduğunuz, dereceler aldığınız, almış olduğunuz o projelerinizin, çalışmalarınızın neticesini de burada, bu ekranlarda, bu yayında İnşallah. Konuşuruz diye de temenni ediyoruz. Söyle Mustafa. Sayın Doğan Havur, TV1 kanal sahibi, onunla da konuşmuştuk. Dedi ki kendisi mükemmel bir yaratıcı bir şey. Yani hep televizyonda haber, röportaj, o tarzdan değişik bir şey düşündü. Dedi ki Fırat'la siz sunuculuk yapın dedi. Böyle iki genç getirin ya da o konuda uzman biri. Gençler tartışsın bu konuda dedi. Hem gençler için mükemmel olur hem de ekranlar neşelenir dedi. Kesinlikle. Umarım kadar. Önümüzdeki İnşallah. Haftalarda da onlara başlayacağız. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyenler, Gündem Özel programının burada sonuna geldik. Bugünkü Gündem Özel programımızda çok çok kıymetli, çok çok güzel bir gelişmeyi konuştuk, detayı konuştuk. Genç girişimci 3 kardeşimiz, 3 arkadaşımız, 3 gencimizle birlikte burada oturduk, sohbet ettik. Onlar projeler gerçekleştirdiler. Birçok alanda sanat anlamında, müzik anlamında, işte özellikle de teknoloji anlamında gelinen noktada nasıl çalışmalar yaptıklarını bizlere ifade ettiler. Roket ürettiler. Birçok yine çalışmaları, projeleri söz konusu. Detaylarıyla birlikte onlarla sohbetimizi gerçekleştirdik değerli izleyenler. Gençler ışıl ışıl güzel bir şekilde neler yapabileceklerini, nasıl olduklarını, gençlerin bir projenin içerisinde yer aldığı zaman nasıl bir hale büründüğünü, kendilerini nasıl geliştirdiğini her anlamda canlı canlı bizlere burada ifade ettiler. İletişimleriyle, güzel hitabetleriyle, beden dilleriyle, o güzel sohbetleriyle, geniş ufuklarıyla efendim, zihinleriyle bizlere gerçekten ışık oldular. Gözlerindeki ışıltıyla ne kadar güzel bir iş yaptıklarını ifade ettiler bize gerçekten de. Ben 3 gencimize de bir kez daha başarılar diliyorum. Biz sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Onlar belediyelerden de destek istiyorlar. Valiliklerden de, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de destek istiyorlar. Ki Kayseri Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü sonuna kadar desteklerini vereceğini ifade etti diyorlar onların söylemleriyle. Yine belediyelerin de onlara destekleri çok çok kıymetli. Biz onların sesi olacağız. Yine başka programlarda yine görüşmek üzere değerli izleyenler. Hoşçakalın.